Oklava tatlısı. Oklavadan çekme. Oklavadan çekme. Bizde öyle derler. Oklavadan çekme. Oklava tatlısı, koca karı gerdanı, büzme baklava birçok yani ismi var. Evet, bir sürü ismi var. Evet. Hemen şöyle hızlıca bir sunumu, görseli konuşalım. Esra? Görseli güzel. Güzel mi? Aha, tam bir burma baklava mı? Yani biraz daha ben büzgü beklerdim. Yani oklava ya sonuçta. Oklavadan yapılan biraz daha büzgülü oluyor. Yani bu da güzel. Tabii tadına da bakacağım. Geç. Gülşen abla? Bizde biraz daha ince yaparlar. Böyle çekmesini daha ince olur. Böyle yayvan değil de ince durur. Ama güzel. Biraz daha ince, ince uzun duruyor. İnce oklavayla çekerler bizimki. İnce evet ben de evimde ince oklavayla baklavamı yapıyorum ama burada tabii onu bulamadım. Mecbur bulunan... evde. Keşke otobüste keşke, böyle aynen dikip gelseydim. Yo, getirebilirdim. Valizi atabilirdim. Ben çok büyük ben uçakla koskoca düdüklümü getirdim. Düdüklü tenceremi. Kazın gireceği evet şekilde değil mi? Kazın evet gireceği şekilde. Getirebilirdin yani Konya'ya. Peki afiyet olsun efendim. Buyurun. Meryem ablacığım ellerinize sağlık. Afiyet olsun Kadir Bey. Meryem ablacığım kaç kat açtınız yufkasını? Bir tane yufkayı açıyorsun. Hı-hı. İçine iç cevizini rondodan çekip atıyorsun. Hı-hı. Ondan sonra ucundan başlayıp oklavaya sarıp öbür ucuna kadar gidiyorsun. Sonra büzüştürüp oklavayı çekiyorsun. Oradan çekme bir kat ha olur zaten. Yok yok. Normalde yarıda da kesebiliyorlar ya. Yok. Fazla sarıldı mı diye soruyorum. Hmm. Yok yok. Hmm. Çok mu sardın diye. Ben de bezelerimi küçük. Soruyu biraz tuhaf sordun da o yüzden. Evet. soramadım deyince, daha doğrusu. Anladım. Kat deyince hani üst üste açanlar. Yok bir yufka hayır sardı. Bölmedi. He. Her bir tatlı bir yufka. Bir yufka. Bezelerimi küçük tuttum. İnce açmak için gayret ettim. Bayağı da bir ince açtım. Büyük beze değildi yani. Niye öyle sorun kalın mı olmuş? Yani biraz. Biraz kalın olmuş. Bezelerim çok küçüktü yok, ve dedim çok ya. Çok güzel olmuş bence. Hayır lezzeti güzel zaten. Esra'cığım bugün hı-hı gerçekten mi maşallah iyi yorumlar yapıyorsun günün geçtiği için mi? Alakası yok. Ama kesinlikle. Evet. Hayır hayır. Bak şerbeti. Yapmam gereken yorum neyse onu yapıyorum. Evet kıvamı şerbeti, evet, şerbeti falan nasıl? Biraz çok sıcak. Güzel. Biraz sıcak ılıklığı aynen var. Açıklığa soğusa daha güzel olur. Hı-hı. Hafif ılık o da olacak yani. Peki afiyet olsun. Çiğdem Hanım. Yani henüz daha badını tam çekmediği için olabilir. Sanki bana böyle biraz un kokusu ya hamur tadı geliyor. Hayır ya. Çok yok ya, ya. Ama bak seninkinde bu kalın. Fark ettin yani mi? Yani normalde ya bizlerde öyle yapılır. Tabii bir şey diyemeyeceğim. Bak oklavaya böyle büzdüğünüz zaman ortada deliği gözükür bizimkilerde. Bir öyle o şekilde olur. O yüzden orta kısmının hamur tadını almazsınız. Hem şerbeti sıcak tam çekmediğinden kaynaklı da olabilir. Ben biraz hamur tadı alıyorum. Yani kalın gibi geldi bana. Ama şerbetini çok beğendim. Ben çok ballı, böyle koyu şerbet sevmem. Şerbeti kıvamı güzel olmuş. Şerbetini gerçekten dediğiniz gibi çok kaynattım. Hani su gibi istemiyorum aslında ben. Aslında tadı var, bayağı var. Şerbeti koyu. Bir de, yok çok koyu değil. İşte, çok koyu değil şerbeti kaynattım bence. Kaynattım yani su tadı gibi oluyor. Çok boğaz genzi yakan bir şeker tadı yok. Tadı öyle var söyleyeyim. Çok, çok az un tadı var evet değil mi? Evet. Aha. Ya... açtığınız zaman unu mu fazla attınız ya da nişastayla mı açtınız neyle açtınız bilemiyorum. Onu tam nişastayla açtım. Tam sirkelememiş olabilirsiniz. Hafif bir un tadı var. Ama dediğim gibi belki biraz daha bekledikten sonra daha farklı olabilir. Şu an için yorumum almış olduğum lezzet bu şekilde. O içindeki o küçük yer büzgülediğimiz zaman dedim ya oklavadan kaynaklı. Yani evet dediğim kaynaklı gibi evimde ben şu kalınlıkta gerçekten oklavayla yani buna baktığın zaman şey diyemezsin yapıyorum. Böyle oklavayı sarıp da oklavayı büzüp yapmışsın gibi büzgü gözükmüyor. Büzgü baklava gibi yani değil. Yani normalde atmışsınız fındığını sonra böyle kendiniz elinizle böyle yuvarlamış gibi arasında oklavanın üzerine yapılmış bir şekil oluşmamış. Oklavadan yani çekilmiş gibi durmuyor. Evet aynen öyle oklavadan çekilmiş peki gibi afiyet duruyor. Afiyet olsun Gülşen Hanım. Ben beğendim güzel olmuş eline sağlık. Var güzel daha getirebilirim. Çok, çok güzel olmuş. Sibel Hanım. Yeter. Beğendiniz mi? Afiyet ben beğendim olsun evet. O güzel afiyet çok olsun. Güzel. Getireyim mi Sibel? İstersen var arkası. Teşekkür ederim. Çok Kadir Bey size. Yok teşekkür ederim. Sağ ol daha yeni kendinize geldik. Gözlerimizi yine açık orada şeker yüklemeyelim. Afiyet olsun herkese. Meryem Hanım beni hayal kırıklığına uğrattı. Kızının da aşçı olduğunu söylediği için dedim öğrenmiştir bir şeyler ama beni hayal kırıklığına uğrattı. Esra'yı hayal kırıklığına mı uğratmışım öyle mi demiş? Sanmıyorum. Puan vermemek için bahane uyduruyorlar. Evet artık işi öğrendiniz. Nereye gidiyoruz? Puanlamaya gidiyoruz.
Lezzetlere baktınız, yorumları yaptınız. Yaptığınız yorumları unutmayın. Altını doldurabilecek puanlar verin. Puanlamanın ardından yarın hamaratını seçeceğiz fanusumuzdan. Bakalım yarın kimin ismi çıkacak, görelim hep birlikte. Meryem Hanım bugün genel olarak iyiydi ama eksikleri çok fazlaydı. Ana yemeğini beğendim, tatlısını da beğendim. O yüzden ona puanım... Dart. Ben Meryem Hanım'ın sofrasında sadece ana yemeğindeki eti güzel pişmişti, onu beğendim. Tatlısında da un tadı vardı biraz ama şerbetini falan güzel dengelediği için biraz da tatlısını beğendim. O yüzden Meryem Hanım'a puanım... İki. Meryem Hanım'ın bugün menüsünde çorbasının köftelerini beğendim, ara sıcağını beğenmedim, tatlısını beğendim, ana yemeğinin de sadece etini beğendim, ona puanım. Üç. Meryem Hanım'ın ben bugün sofrasında çorbasına tam puan veremeyeceğim. Sofrada da söylemiştim, ekşilik vardı. Böreği de yarım puan aldı benden. Orta bir sofraydı benim için, o yüzden benim Meryem Hanım'a puanım. Üç. Haydi bakalım yarın mutfağa kim girecek? Yani Marat benim de kim yarışacak? Heyecan Doruk'ta. Sarı olsun efendim. Evet. Yarının yarışmacısı... Ben mi? Sibel Hanım oluyor efendim. Hadi bakalım Sibel Hanım. Yarın sizden güzel bir sofra, lezzetli yemekler bekliyoruz. Yarın iftara Sibel Hanım'a davetliyiz. Yarın Sibel Hanım için çok bir beklenti içinde değilim. Ne yapar bilmiyorum ama güçlü bir rakip olarak görmüyorum. Yarın Sibel bence yapamaz. Çok heyecanlı. Çok panik. Bilmiyorum, yetiştiremez diye geliyor bana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.